Assalamu alaykum ve rahmetullahi ve berekat. Hürmetli ahli İslam, mümin, Müslüman biraderler. Bana bugünkü bir uluğ, faziletlik, Seyyidil Ayyam degen bir uluğ gündemiz. Yaratken Allah Ta'ala ibadetlerimizi dergahı da kabul eylesin. Muhterem biraderler, Allah Ta'ala'ya mene hamd sana etmemiz her bir sözünü başlaganda bu hamd şundaki hamd ki Allah Ta'ala'nın perverdigar-ı alem Adem zat kılıp yaratkenini özüge hamd. Adem zatı türüküp şu adam zatlarını içide imanlik kılıp özünü tanıtıp hidayet ibadetke hidayet sağlayan Allah'a hamdü sana. Yüz yıl yaşayıp egesini umumen tanımay ya ki batıl bir dinge itikat kılıp taşka butke sığınıp umru otip getiyetken kanca. Allah'a hamd olsun hakiki dinle hak dinni yoludaki insan Müslüman kılıp İslam dinindeki uluğ bir dinde doğru dinde özünü dinide kılıp Allah'ım yol kursatıp hidayetke salıp ahli namazhan ahli ruzadar ahli gani bugende zakat beredigallerden kıyanige özge hamdü sanalar busun. Tanımızını sağ kılıp namaz okuşta kıyamı, rükuyu, secdelerini mükemmel kıladigan tilimizi kelimege kiledigan kuzumuz akı karanı ecretedigan kılıp kuzunu kuredigan, ayağını yüredigan kılıp ten canımızı sağ selamet kılıp bana benden bana ibadette indi kıl. Mene yol, mene hidayet deyip Allah verip de bunge bir adet hamdü sanalar busunu yaratken Allah'ım. Biz bahlik ümmetlerimiz ki kıyamet günü de ümmetim, ümmetim, ümmetim deyip ata anadan, balelerden, cigerlerden ümmetini artık kurgan zatke Muhammed Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetimiz. Bunday baxt, bunday saadet çünçelik ki peygamberler peygamberlikden kora Muhammed Resulullah'ın ümmeti buluşluğunu arzu okuyuluşken. Bizge berilgen makam mene şunday uluğ. Bunu bilişimiz, bunu ge her daim Hudaga bir adet şükraneler eğitişimiz gerek. Muhammed Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem deyik zatı ümmeti bugünümüzge. Şimdi bana braderler insan, insanımız. Her türlük mahluklar var dünyada. Turaya alıp yürüdükler var. Karnı bilen südürelip ayak oluyorlar var. Şülerge bir nezer taşlayın. Uzizge bir nazar taşlayın. Yizsizi yevatken nerseler izge karayın. Ularını yiyetken nersesige karayın. Ularını cayige karayın. Uzizi mesken izge karayın. Bu şeyhem Allah'ını bir yaratken mahluk. Biz hem Allah'ını yaratken bir mahluk. Lekigin ve lekad kerremna beni Adem deyip Allah Adem zatı uluğladık, hürmetledik, diptürüptü, şu Adem zatı Huda'nı hürmet kıyanını yem kurup koyun da. Şimdi min afsus ki bazı insanlar uşa hayvandaki bir peraset buluştu haliydi. Hayvandaki Huda bergen akılını kitkezişti haliydi. Hayvandaki kılık kılıp hayvandaki yaşaşı haliydi. Yani din diyanetti halemeydi.
imanını halemeydi. Hayvandaki yaşagısı keledi. Nemeni yese yese, neme kısa yoksa, hatta şimdi insanlar var, hayvanını ağrı keledi, onu kıyan işiden. Hayvanını ağrı keledi. Allah insanını eğer özlüğünü yok attırıp koysa, adamlar Allah'ını esten çıkazgenden kigin özünü hem adamlığını esten çıkazıp koyadı. Tekerliğini esten çıkazgenden kigin milyonta vahşi hayvanını vahşilikde kaldırdı. Milyonta üyessiz hayvanını üyessizlikde kaldırıvaradı. Mingta aç burnunu açlık kekigende yolda kaldırıvaradı. İman, insaf, tavfuk, akıl, zekavet, halal, pak, haramlıkta saklıydı. Allah dünyanı yaratkende asman digenimizde fakat yıldızı aylarmez. Asman digenimizde ay, yıldız, kuyaş, perişteler niye mi düşünün? Osmonda parishtalar ham ko'p. Osmonni yaratganda, yulduz, oy, quyosh, parishtalarni yaratganda va yerni yaratganda, yerni deganimizda yerdagi tog', dengiz, butun barcha mahluqotlarni yaratib, hali odam yaratgani yo'q. Joyini tayyor qilyapti. Alloh keyin odam yerga tushadi. Cennetten bir sebep bilen idi. Allah asmanı yerini yarattı. Asmandaki nimeler bu sahammesini, yerde nimeler bu sahammesini yaratkenden ki gün, bir amanet var, şu amaneti kaysi bir izalesi boyunizge dedi Allah. Böyle bu Ahzab suresi de keledi. Euzu billahi mineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. İnna arazna al-amanata ala's-samawati wal-ardh wal-jibal fa-abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula. Sadakallahu al-azim. Biz dedi Allah Teala amanatı kursettik. Arz kıldık. Mana şu amanatı kıyamet geçen ey tağ, ey yer, ey asmandakiler, perişteler, ey yıldızlar, denizler, ya başka mahluklar, şunu kıyamet geçen saklal ismi şu amanatı. Hemmesi biz seni bir yaratken mahlukimiz, biz musahhar kılınganmız, biz hizmetli kılıvliylik, amanet saklalmıyımız deyip hemesi korktular. Büyük büyük tağlar, büyük büyük okyan dengizler, büyük büyük hayvanlar, yıldızlar ve perişteler, ay ve kuyaş hemesi korktular bu amanette iplalmıyımız deyip. Allah Adem aleyhisselamı cennetten yerge düşürgenden sonra Allah Teala insanga aytdi, Adem atamızga, Adem aleyhisselamga, insanga, amanatı kıyamet geçen saklasan, cennetke yana kaytasan. Saklalmasan, avladların saklalması dozak var. Saklasa, cennet. Cenneti kurgan, cennetin meyvesini tatigan, cennetin nime ekerliğini bilgen atamız, dozakını esten çıkazıp koyup, eğer şu narsa bilen cennetki iriş bosa, men alemen duvardılar, aciz bir insan. Tağlar, denizler, aylar, kuyaşlar, yıldızlar, başka mahluklar cenneti korumagendi. Ular bilmezdi. Cennetin nima ekanligini bilgen otamız akıbetini oylamay, dozak hem var amanetke kıyanet kılınsa. Amaneti saklalmasa dozak hem varligi. Bu kıyın, bu avlat, avlat, zürriyatke bu nesil, şun bilen keçişligi.
yengil o'yladilar da agar shu bilan jannat bo'ladigan bo'lsa men olaman. Lekin bu omonat büyük ekanligi ko'zga juda katta büyük ko'rildi. Bu büyük ko'rilgan omonatdan sal endi qo'rqdilar ham, tog' ko'tara olmadi, quyosh ko'tara olmadi yerdan necha ming katta. Oy ko't, men qanday qildim deganda endi olaman dedimi dedi Alloh. Sendan shijoat, kuch, quvvat, qudrat mendan. Yuklur bo'yningga. O'sha otamizdan meros qolgan bizga hamma insonlarga qiyinchiligini o'ylamasdan turib rohatini o'ylab bo'ldi o'sha ish qilaman deymiz. A buni bo'lmay qolsa nima bo'lishini insonni 100% o'ylamaydi. Shuning uchun Alloh taolo ham aytibdiki, insonni qonida, pelida bor o'ziga zulm qilishlik u bir narsani oxirini o'ylamaslik. Buni bunday qilsam bunday bo'ladi, bunday qilsam bunday deb foydani o'ylab, foydani hisobini qilib qo'yadi-da, tutilganda nima bo'lishini, hisob kitobga kelganda nima bo'lishini o'ylamaydi. O'sha mol ketmay qolsa nima bo'lishini, o'sha ish bitmay qolsa nima bo'lishini xayolga keltirmay, foydani o'ylab turib ishni bajarib yuboradi. Foyda bo'lsa bo'ldi, bo'lmasa haliginday. Shunchidan ham otamiz Odam alayhissalom inson bo'ldi, agar shu omonatni men saqlash bo'lsa saqlagan bo'lsin, avlodlarim ham saqlay oladi. Biz jannatga borishimiz kerak, qaytishimiz kerak deb omonatni olishga rozi. Endi bu omonat nima? Bunga olimlarimiz, mufassirlarimiz bir 10 dan ortiq narsa omonat bo'lsa kerak deb aytilgan. قال بعضهم المراد من الأمانة التوحيد وهي كلمة الشهادة كلمة الإيمان كلمة النور كلمة التقوى توحيد كلمة سدبت لا إله إلا الله بعض علماء الكرام لرمز بو أمانة لا إله إلا الله الله يغانا Allohga boshqa sherik yo'q, boshqa ilohchalar yo'q. O'zi yakka yagona dur degan so'zni qiyomatgacha shu so'zni omonat saqlab, shunga amal qilib borishlikni aytibdi. Kalimai taqvo ham shu, kalimai iymon ham shu asli. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh 24 harf. Dedi ulamolarimiz. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh 24 harf. Kechayu kunduzni bir kun o'tishi 24 soat. Har bir soatda ixlos bilan debdilar. Ixlos bilan bu kalimani mehr muhabbat bilan aytib qo'ygan inson Abdulloh ibn Umar aytibdilar. Hazrat Umar o'g'illari كلمه لا اله الا الله محمد رسول الله 20 حرفا 24 حرفا 24 حرف كيچه و كندوز 24 ساعتдан عبارت kimki shuni ixlos bilan har soatida bir marta ixlos bilan aytib qo'ysa Alloh taolo katta yu kichik gunohlarini maxfi yu oshkor gunohlarini qasdanu bilmay qilgan gunohlarini shu kalimalarning hurmatidan mag'firat qiladi, kechiradi. Shunday ulug' kalima bu. Lekin hozir voy juda oson ekan u devordi ba'zilarda. Ixlos qiyin. Ixlos qiyin, ixloslik bo'lish. Innamal a'molu binniyat degan hadisda dili poklar birinchi qatorda bo'lib qolar ekan jannatga yaqin. Biz aytadiki, ani pul olib yurardi-yu, jannatga yaqin bo'lib qopti. U anunaqa odam edi-yu, jannatga yaqin bo'lib qopti. Alloh aytar ekan, bu dili poklar olganda ham kambag'alga berardi. Hech kimga yomonlik qilmagan dili tozalar.
Şunda oylaşız mümkün. Dil taza da yürüyüşüp diyor. Hemen dil taza bu. Dili taza adam milyondan bitti çıkıp kaladı. O asanmaz. Yanınızdaki adamın hemen her şey bu vakti de sizce işleme bunu yatıptı. Zığırca koyunuzu getirmeyi Kudanı bergeni de bu braderim gidip turaladıkan var mı? Ne meymenge yok dedi. Duvara da onça mınçası. Ne meymenge dert, menge gam, menge gussa, anunga nukul ahmet bak duvara. Dil taza buluş, ihlaslık buluş, bu cüde katta gap, cüde katta uluğ küç. Asan da oylamayın, la ilahe illallah Muhammedun Resulullah'ını ihlas bilen ayetçilik o özümez. Çünkü Allah'ım eti yaptı da hadis Kudüs'e de bir saatte bir mette la ilahe illallah Muhammedun Resulullah'ını ihlas bilen 11 yaşar ya 12 yaşar balaydım. Koş bazarıda bir tor yaşar balanı şundan maşını bastı. Şundan maşını bas vardı. Huy, bala basıldı, bala basıldı. Dadası şunda çıkıp kaldılar. Şu balanı, neveresini maşınladı. Balam tezgit. Şunda balanı çapanı uğradılar da inna lillahi ve inna ilahi racun. Oğlum ben razı. Ketur, Kudanı bu bizge musibeti buldu. Allah'dan kurdum. Yaş balaydı şu adam. Şunda balasını, Ali neveresini meske çapanı uğradı. Bir kap kırıp gitti. Gitsen, ketur dedi. Oğlum gözüm düşündüremem. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah'ını ala ihlas bilen eytedik adam şunu da böyledi. Vaydat ur anun vuldur biz. Dünyanın ilmini egellegen bir adam uyuyga bargenmiz. Niye veres şimdi babka gendi? Kanga kan canga can. Ben işte mi diyemeyim ben dedi. Mimette yetmedi mi la ilahe illallah'ını? Bunu tıla ile yaptı. Tıla. Tıla. Kalbi tazemez. Kalpte hali bu nersege ihlas yok. Kale ba'duhum el muradu minel emane es salavatul khams. Kale Allahu Teala hafizu ala es salavati ve salatil usta ve kumu lillahi kanitin. Bazılar aytadılar ki müfessirlerimiz, alimlerimiz bu amanet beş vakit namaz. Beş vakit namaz. Allah Kur'an'da itibatı. Beş vah namazını saklayın, aynısı ihtiyat bulun orta namazga. Allah'a muttaki bendelerden, sabırlik, kanaatli, muttaki, dili pak bendelerden bulas. Selvara alem eytediler ki, as-salatu imadu din, namaz dinin üstünü. Femen akameha fakat akame dine, kim ki beş vah namaz okuptu, dinini mükemmel kıptı. وَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ هَدِمَتْ د۪ينَ Kim ki indi bu beş vaat namazı taşlaptı, dini büzüldü. Din çelebip kaldı. Beş vaat namaz amanet deydi bazılar. Bana şu amanetti, kıyamet geçen saklamalık. Şu amanetke vefa kılıçlık. Yengil mi de karagenizde? Yengil. 10 minit, 20 minit oturup. Yengil, taharat gerek. Tazalık gerek. Yengil. Her günü huzursuz. Oturup kagende oturup. Yatıp kagende yatıp. Ama bir gün dem yok. 11 aymaz, bir yıl. Hemişe. Tatiriksiz. Şiyakı var. Namazı kuşlu ilgide. Ruzanı bir ay tutas. Bir ay roza tutar. Beş gün kaldı, tur gün kaldı. Bu alet devam namaz. Alet devam. Taharet kılamayatıp ben teyemmüm kılas. Tike turalmayatıp ben oturas. Oturamayatıp ben yan başla olas. Şu amanatı saklayız. Bana şunu başkaları kurtar almadı. Ya biz iplamayız digen. Başka mahlukatlar. Yani şimdi insanlar neymiş işte, hemen şunu değmez de bana. Bu oldu bu amanet, şun bilen böyle diken bu saklayayım ben duvardılar. Bunu hemen insaniyet kimi yaptı. İkin kim bunge boptu, bayağı etkilerimizde baktısa adetteki insan. Hazreti Ali, karraballahu vecihu,
namozi vaqti kelganda o'zlarining ranglari o'zgarib Hazrati Ali'ni qaltirab qolarkanlar. Omonatni beradigan vaqt keldi. Omonatni ado qiladigan vaqt keldi deb namozda turganlarida ham titrar ekanlar. Masjidga ranglari o'zgarib kirar ekan. Omonatni beradigan vaqt keldi deb. Shunchalik qo'rquv, xushu huzurda o'qir ekanlar. Biz olma kesak teramiz namoz o'qiyotganimizda. Mana shu to'g'riga qarash bormi, ko'z aylanadimi, aylanmasiga aylantirib yuboriladi. Yondagi odamning nima qilayotganini, bu yoqdagisi nima qilayotganini tekshirib yuboriladi. Namozda xushu xudo bo'lsa, yonidagi odamni ko'rmaydi. Ali Majnun namoz o'qiyotsa bir odamni oldidan o'tib ketgan ekan, ey nomard, namozimni bizning oldimdan o'tib ketding. Sen bormiding, namoz o'qiyotibmiding? Ha. Men bir Laylini bir qizni ishqida seni ko'rmabman, sen borligingni ham bilmabman. Ish shunaqa ekan. Seni namozing nima namoz bo'ldiki, o'tgan ketganini ko'rib tursang. Avvalroq buzilgan ekan namozing, avvalroq. Ko'z sajdada bo'lsin. O o'tgan ketganini qo'yaver. O'zingni o'yla. Ibodat. Har namozda bittasi mana bunaqa qilaveradi. Sana sana deymi dedim. Namozda o'qi deymi yo uni qo'lini ko'tarishini sana deymi? O'qiver, sajdagohga qarab, nima ishing bor? Va qala ba'dhum al-murod min al-amana al-a'za. Ba'zi ulamolarimiz, mufassirlarimiz omonatdan maqsad bu a'zolar debdi. Masalan, mana bu tog' toshu dengiz u boshqa mana bu quyosh nimalarda a'zolar yo'q. Insonga har turli a'zolar berildi, omonat shular debdilar. Ko'z, quloq, burun, qo'l, oyoq Allohni bergan a'zolari omonat. Mana shu omonatga xiyonat qilish kerak emas. Ko'z, qo'l, oyoqlarni gunohga ishlatish kerak emas. Ayniqsa tilni, ko'zni, quloqni pastki oski nafslarga juda ahamiyat berish. Mana shu omonatni saqlashlik. Mana shu g'usl ham shunday. Junublikdan cho'milish Alloh bilan bandani o'rtasida sir. Sir bu. Hech kim bilmaydi buni. Siz cho'mildingizmi, cho'milmadingizmi? Ana qalbdagi iymon, Alloh bilan haqiqiy muloqotdasiz. Nima qipti, sovuq duvorildimi, kiyinib xiyonat qildingiz omonatga. O'rtadagi sir, omonat buzildi. Bu Alloh bilan bandani o'rtasidagi sir ekan. G'usl ham. Qo'rqib g'usl qildimi? Qo'rqib cho'mildimi? Uni yoqasidan ushlamang, sen kofirsan deb. To'xtang, u yoqni ham qiladi sekinasta. Qo'rqdimi avvalo? Xudodan qo'rqar ekan. Cho'mildi. Agar cho'milmaganda aytsangiz bo'lardi hali so'zingiz ham. Va qala ba'zum al-murod min al-amalat Qur'on. Ba'zi mufassirlarimiz Qur'on omonat Qur'on bandalarda bo'ladigan kitob, Allohning kitobi. Mana oxirgi zamon payg'ambariga bo'lgan Qur'on butun yer yuzidagi insonlarga. Alloh taolo egam Jabrail alayhisalomdan so'rar ekan, "Ey Jabrail, omonatni topshirdingmi Habibimga? Meni omonat so'zlarimni topshirdingmi Habibimga Muhammad Rasulga sallallohu alayhi vasallam?" "Ha, topshirdim omonatni." "Ey Habibim" derken qiyomatda Alloh, "Siz insonlarga yetkazdingizmi Qur'onni?" "Yetkazdim. Ummatlarimga qo'limdan boricha yetkazdim. Menga merosxo'r bo'lgan olimlarim yetkazdi, qorilarim yetkazdi." "Ko'pi bajarmadi-ku ummatlaringiz, o'qimadi-ku. Yo, o'sha so'zga amal qilmadi-ku Qur'onda bor so'zlarga." Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam dod deb yig'lar ekanlar, "Ey Rabbim,
Men Fatıma üçün soramayman, balalarım üçün soramayman. Men İmam Hüseyin, İmam Hasan üçün soramayman. Men ata anam üçün soramayman. Men karındaşlarım üçün soramayman. Ümmetlerim üçün yalınaman, sorayman. Ya Rabbim dip, dad dip yığılaganları da Allah eterken ümmetlerinizge şünçelik mihir bugan üçün sizge sünnetizge amel kigenlerini men size şefaatizi kılışge izin verdim. Şefaat kılın ümmetleriz. Şunda oylaşımız mümkün. Oho, namazhanu bir namazı hemen şefaatten nasibdar bu biterken mi? Selvara alem eterken, men fakat taniyalimen. Menin ümmetlerinde taharet bilen secdene eseri buladı peşeneleri de. Gururen muhaccilin dedi, attı kaşkası, kara at, bir appak peşenesi de kaşkası buladı bilgisi. Bağ secdeye koyulgenlerini ana uşa bilgisinden serveri alem ümmetlerini tanıvalarkenler. Kagen günahlarını yığılıp sorarkenler. Fatıma üçünü yelinmeyip ben nevelerim şunda yaş göremen ular bilen işim yok. Ata anam dünyaya gelişke sebepçi bugün. Ular bilen emmez. Mini ahir zaman geçen meni aytganlarimga amal qilib, meni nomim chiqqanda sallallohu alayhi va sallam deb, meni qabrimni ziyorat qilishga mehr muhabbat qo'ygan, ming yillar o'tib ketsa ham ya Rasululloh deganda ko'zlariga yosh kelganlarni shafaat qilaman ya Rabbim. Menga izn bergin, ummatlarim do'zaxga kirishmasin. Men ümmetlerim bilen birgelikte cennetke kireyim deyip yığılıp Hudadan sorarkenler Peygamberimiz, Nebiyimiz, Habibimiz Muhammed Resul sallallahu aleyhi ve sellem. Bana bunu Peygamberimiz aytken ikenlerdisi burun cimirip getedigenler var. Bana o mübarek sahih hadiste şundey deyilgen ikendisi beyperveler var. Biz üçün canlarını fida kılışke, balalarından, evladlarından, ata analarından hatta soramayı keçip sizi biz ümmetlerini şefaat soraydı. Servar-ı alem, yaratken Allah bendesine mihriban ve bendesini birbirine bugün mihrige, Hudanın rahmeti hem coşurup, hemesini şefaat kılışlıkke, izin veredi Allah subhanahu ve ta'ala inşallah Rabbil alemin. Yaratken Allah'ım hemimizi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaatlerine dahil buluşlukten, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bilen cennette birge bulmalıdan nasip ruz eylegen olsun Allah. Bazı müfessir alimlerimiz eytüttüler ki el muradu minel emane as-savm fehve ruknul islam. Amanetten maksat roza dibdiler. Bir ay roza, mana şu rozada nefsaniyatı yengedi mi, yengmiydi mi? Şunu tutalıydı mı, tutamıydı mı? Kündüzü, kıyınçilikde, başka da itikad, imanı nefsiden küçülü keledi mi? Şu bir ay yine de tutkun digenler seni tutalıydı mı? Mana şu amanet. Bana Ebu Hureyre'den rivayet Peygamberimiz etkenlikeller men sâme ramazâne imanen ve ihtisaben gufire lehu ma tekaddeme min zembih. Kim ki bir ay Ramazan ayıdaki rozanı imanu ihlas bilen tutsa Allah evvelin utken günahlarına hemesini mağfiret kıvararken. Ve kâle bazul mur'al muradu minel emanez zekah ve hiye biha. Bu amanetten murad zekat diptiler bazı alimlerimiz. Zekat. O zekat bedenini, malını tazeleydi diptiler. Braderler zekat biri yürüyen boy keselmenen bu miydi? Fakat malını ginemez, tanını yem dertten sakla yürüyordu zekatını biri yürüyen de. Kesel bu miydi? Doğru sahabını kılıp çıkazıp yürüyen boy zekatta birinci tanını dertlerden tüzeterken
baladan, bir dert musibatı kelişten, kasallikka chalinishdan bemahal Alloh saqlarkan. Inen keyin molini poklarkan, o'sha yiqqan puli oz bo'lsa ham zakoti berildimi, baraka kirib, tozalanib, halol bo'lib, davomlik bo'lib ketaverarkan. Ham taningizni, joningizni, ham molingizni tozalaydi zakot. Moldan o'shadan kechib ajratib beradi-da. Ana Musa alayhisalom bir odamni nihoyatda xushu xuzu bilan namoz o'qiyotganini ko'rib turib, yaratgan Allohimga aytdilarki, ey Rabbim, ne kadar bu adam güzel namaz okuyaptı. Allah Ta'ala'ya gelmekti. Ey Musa, kündüzü keçe min rekatten münde-i çirali namaz okusun. Min mette hacge barıp kigen busun. Min mette cenazada katneşken busun. Agar zakat bermagan bo'lsa, bulardan foyda yo'q dedi Alloh taolo. Mana zakat qanaqa? Bir xil mana hayotda ko'ryapmiz. Bir xil odamga namoz o'qiydi, baraka topsin. Pul nisobiga yetib qoldi. Zakat ajri. Ya ya ya, shuni gapirmada, shuni gapirma. Chiqim yuzi qursin, shuni gapirma. Xudoga ishqini moldan uzal, molga ishqi kuchliroq. Alloh taolo Qur'onda aytib qo'yapti, buni tafsirini qilib berdik oldingi nimalarda. Zakot oling ulardan, mollardan ajratsin. Bu bilan o'zlarini poklaydilar, gunohlardan xoli bo'ladilar va mollarini toza qiladilar. Shunda sahobalar kunim o'ssa bo'ldi, mana bir-birdan nonim bor ekan deb yurganlar zakotni munchalik ulug'ligini, gunohlardan shunchalik poklashligiga ishqvoz bo'lishib, ataydan ish bo'lmasa ham borib bozorlarda xommolchilik qilib pul topib, shundan ajratib olishgan. Bizdaqa 2 yil o'tib ketsa ham, 3 yil o'tib ketsa ham bo'ldimikan, qo'ydimikan qilib o'tirmasdan. Ba'zi mufassir olimlarimiz aytibdilarki, al-murodu minal amona haj. Haj dedilar. Haj. Haj bir 20 kun o'tadi uzog'i bilan u Allohning shiori. Etta ko'p narsa boshdan o'tadi. Ko'p ajoyib ishlarni ko'rasiz. Va o'zi bir insonni iymon e'tiqodini shetda bir sinaladigan joyda Men deganini ko'ramiz da, voy, qiynalib ketdim deyaratdi ko'p. O'zi haj so'zi ham qiyinchilikdan olingan. Birdan men bitta erka bo'lib, qadamida mashina, paryostiq ko'rpada yotib, issiq sho'rvalarni ichib, oshlarni yeb yurgan odam guppaytib haligi joyga borib, salmda, ya'ni qattiq yerda piyodaga kelib qolganda arzhol aytib olarkanda nima keldim degan ba'zilarni. Unga aytamizki, "Hoy, chidasan kelgan edi, kelgan. Ularga hajga borasmi?" desa, darrov ko'zini oldiga hali osh berib, o'zi oq ko'ynagini kiyib, qani hajga bor. O'sha narsa ko'rinadi ko'ziga. U aeroportdagi qiyinchilik, minodagi qiyinchilik, xuddi domodlikqa bular ketayotganday chortoqqa yoki Farg'onani chimyoniga yo bir Kislovodskiylarga ketayotgandek gumon qilib borsaki, u holat yo'q, ana endi shikoyatvozlik, voyda a gunoh qilding maza qilib qiynalib ketadi gunohing, shamollaysan, isma chiqadi, qiynalasan, shunda ketadi gunoh. Shu gunohni ham osongina borsa-yu yotib yengilgina bo'lib kelaversa, ana gunoh ketdi. Yo qiynalishinga qarab ketadi gunoh. Borsa-yu u ham bir dam olib, yumshoq joylarda yotib, sho'rvasini ichib, ovqatini yeb, ana yaxshi ekan haj, zo'r. Rahmat. Endi yur, to'kilsin gunohlar. Yig'ilaver 50 rakatlab, 100 rakatlab, nima kelding? Ismalansang, o'sha ismlar bilan chiqib ketadi. Ala o'sha hajam bir omonatki, u yerda ko'p
İnsan bunu aytib olmaydı. Xudo o'z qudratlarini ko'rsatadi bandasiga. Astoydil bo'lganga. Niyatda faqat haj deganga. Yana mana birodarlar, azizlar bo'lib turib bormaydi. Bu og'ir. Birov puli yo'q, birovga yo'ldan ruxsat yo'q. Bular uzr. Lekin puli bo'lib turib, imkoni bo'lib turib qani hajga borib keling, marhamat deganda ham yo'q degan u meni ummatim deb yurmasin debdilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Xolasin yahudiy bo'lsin, xolasin xristian bo'lsin, tayyor hajdan yuz o'girdimi meni ummatim deb da'vo qilmasin debdilar. Riyo bor. Biz bilamizda imkoni borlar bor. Tani sog', puli bor. Ya men hali erta o'lib qolishim mumkin-da. Tayyor ali joy, o'lsang yaxshi joy edi. Jannat o'rtasi, Alloh nasib qilsa. U unga ham nasib qilmaydi, u nasib qilganga bo'ladi. Endi bu ham har bir insonning ixlosi niyatiga qarab. Endi ruxsat bo'lsa-da, joy bo'lsa. Endi yana shuni e'lon qilib qo'y, esim borida birodarlar, umraga boradiganlar bo'lsa, qo'shimcha reyslar bo'ldi, bemalol Ramazonga mi, qachonga mi Navza masjidida borib yozilinaveringlar umraga, umraga. Hajam shunday borib o'sha Navza masjidida yozilinadi. Aytib qo'y. Keyin u oyog'i deyu, u yog'i deyu, qorakay deyu, boshqa edi deb yurmanglar. Mana hozir kim boradigan bo'lsa umraga yozilyapti. Boringlar, yozinglar bemalol. Bemalol qo'shimcha samolatlar uchadi endi. Qadr kechaga borasizmi, ro'ziga borasizmi? Faqat bir narsa kerak xolos. O'sha bo'lsa bo'ldi, boraveringlar. Alloh nasib qilsin. Iloyo. Ba'zilar aytibdilar, omonatdan murod bu birovlarni birovlarga berib turadigan omonatlari. Ya'ni qarzlar, birov berib qo'ygan narsalar. Mana shularga e'tibor qilishlikni talab qilinadi. Chunki mana Alloh taolo egamam Qur'onda innalloha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha. Alloh buyuridi. Kimdan nima olgan bo'lsangiz, uni o'zi o'sha olgan odamingizga qaytaring tezroq omonatni. Payg'ambarimiz aytadilar, la imana liman la amanata lah. Kimki omonatni saqlalmaydimi, birovni omonatiga xiyonat qiladimi, uni iymoni yo'q debdilar. Bir ulug' yetuk zotlardan namoz ibodati bo'lgan odamni birodari, ya'ni akasi dunyodan o'tibdi. Shu akasi dunyodan o'tganda tushida akasini ko'rsa, yaxshi oq ko'ynaylar ahli jannat oq ko'ynaylarda ko'rinar ekanda, yaxshi oq ko'ynaylarda ko'rinibdi. Aka, qanday yaxshimi ahvollaringiz? Yaxshiman uka, yaxshiman. Yuzingizda nima 3ta qora dog' turibdi? Mana shu 3ta qora dog' azob beryapti. Qolgan hamma ishim yaxshi. Shu yuzimdagi 3ta qora dog'ni og'rig'iga chidamayotibman. Nima edi aka bu? Bir yahudiydan 3 dirham qarz oluvdim, shuni bermay dunyodan o'tuvdim. Jon uka shuni rozi qilgin. Yahudiydan 3 dirham qarz olib bermagan ekan. Bu yerdagi hamma ishi yaxshi, o'sha dard bo'lib azob berayotgan ekan. Borib shu yahudiydan palon sandan 3 dirham qarzni mana ol, omonat. Ber. Keyin 6 kundan keyin yana akalarini tushlarda ko'rsa, juda tabassum yuzi tiniq. Rahmat uka, meni dardimga davo qilib qo'yding. Sendan Alloh rozi bo'lsin degan ekan. Muhtaram birodarlar, mana shu haqlarni ado etishni Alloh hammamizga nasib etsin. Ba'zi ulamolar, mufassirlarimiz al-murodu minal amona ahli val avlod. Xotini bilan bolalari debdi. Mana shu juda bir og'ir omonat, xotin bilan bolalari.
şu bolalariga ayoliga qanday qaradi, shularni ibodati bo'ldimi, harom halolni bildimi, tushundimi? Alloh qiyomatda so'rarkan. Bir banda kechalari nola qilarkan, ibodatlar qilib, duolar qilarkan, Qur'onlar o'qilarkan. Shunda bir kuni ovoz keldi. Hech qaysi qabul bo'lmayapti. Omonatlaringni to'g'irla. Sen xiyonatchisan omonatga. Bolangayu, bolalaringayu, ayolingga qara. Xotin namozda yo'q. Xotin har xil ishda ekan. Bolalar ham gapga kirmasgan. Keyin bu astoydil da'vatga kiribdi, tushuntiribdi. Oxir oqibat ayol unamabdi. Taloq qo'yibdi. Bolalarni ba'zisi gapga kiribdi, ba'zi kirmabdi. Shunda ey Rabbim, men qo'limdan kelganini qildim, endi hidoyatni o'zing ber. Ana endi hamma avvalgi qilgan duolaring ham qabul bo'ladi. Gardaningdagi vazifangni ado qilding. Yetkazding, tushuntirding, aytding. Qilgani qildi, qilmagani qilmadi. Qilmaganiga yuz o'girding, qilgan bilan birda bo'lding. Mana endi sen gardaningdagi haqqingni ado qilding. Endi aytib ham turish kerak, har kuni, har doim bir gardandan soqit qilib. Lekin shunga san bu yoqda gap bo'lyaptiki, rozi bo'lib turding. Otiningni shunday yurishiga, bolalaringni ibodat qilmasligiga rozi bo'lib turding. O'sha noroziligingni bildirgin. Men rozi emasman. Ziqvlagoh aytganlar, namoz o'qimasang boqqanlarimga yu o'qitganlarimga norizoman qiyomatda Alloh oldida shuni talab qilaman deyilgan. Muhtaram birodarlar, hamma ota, hamma ona farzandiga shunday bitta so'zni yaxshilab gapirib qo'yish kerak. Shunda farzand o'ylaydi. Otam meni boqib katta qilib menga norizo bo'lsa, bu yerdagi hayotim nima bo'ladi? Oqpadar bo'lganday bo'ladi norizo bo'lgandan keyin. Bolalarimdan nima karomat ko'raman? Degan narsa keyin xayolga keladi. Yoshda yosh, hali bo'ladi, domla, hali bo'pti, endi o'ynavasin, o'ynavasin. Yaxshi, hali biz davrda bir o'ynavasin deyiladi. Shunga qo'shilib ham mayli mayli deb turiladi. Bolangiz azoblansa oxiratda shu narsa sizga tatiydimi? Jannat tatiydimi? Paytda hamma o'zini o'ylaydi-yu, shunda ham farzandingizga, avlodingizga, ahlingizga shularni tushuntiring. Bir xil odamlar bir xil odamlarni hayotiga aralashadi. Anunda nechta xotin bor ekan, manunda bunday bo'pti, anu nechta yerga tegibdi, manu nechta xotin olibdi. Nima ishing bor seni hayoti bilan? Sen o'sha insonni boshidan nima o'tadi bilasanmi? Xudo oldida yuzi yorug' bo'lsa bo'ldi-da, senga achchot berib o'tiradimi, nima edi, nima qo'ydi qilib? Kimki birov ustidan, hayotidan, taqdiridan masxara qilib kularkan, boqib katta qilyapti bolalarini. Orzu havas ko'ryapti nabiralarini. Xudo shularni birontasidan o'sha insonni o'ziga ham ko'rsatib qo'yadi. Bu dunyoda tavba deng. Hech birovning hayotiga burningizni tiqmang. Bir narsalarga aralashmang. O'zingizni bilavering. Mana shu dunyoda o'zimizni bilib, o'zimiz omonatimizni to'g'ri ado qilyapmizmi? O'zimiz qanday bu omonatlarga, mana aytilgan, mana bir necha omonatlarni aytdik. Mana shularga bil ittifoq mufassillarimiz ittifoq alay shuni tasdiq degan ekan, ilohim mana shu aytgan omonatlarni hammasini biz bajaramiz-ku. Ha? Mana shu aytib kelingki, tavhid kalima bor, besh vaqt namoz bor, roza bor, zakot bor, yo'lga Alloh qodir qilsa haj mana bor.
farzandlarga gapirib tushuntirib kelyapmiz, mana Qur'ondagi so'zlar, buyruqlar mana bajarib kelyapti. Alloh taolo ham dargohida qabul aylasin. Alloh taolo hammamizni rushti hidoyat qilsin. Endi bir duo qilaylik. Alloh taolo hammamizni rushti hidoyat qilsin, maqsad murodlarimizga yetkazsin. Yurtimizni tinch qilsin, osoyishta qilsin. Alloh taolo shukrliklardan qilsin, noshukr bandalardan qilmasin. Allohim tinchligimizni, osoyishtaligimizni, tan jonimizni sog'salomat qilib, yurtimizni ofat va balolardan o'z panohida saqlasin. Har xil fitnalardan, tuhmatlardan yurtimiz, mamlakatimizni Alloh saqlab, mustaqilligimizni mustahkam aylab va bu yerda yashayotgan insonlarni bir-biriga Alloh mehrlik, muhabbatlik, oqibatli qilib, birdamlikda hayot kechirurmoqligini Alloh Allah'a hemen bizge nasip ruza eylegen bulsun.